Şu gördüğünüz incecik iğne ne işe yarıyor acaba? Çok işe yarıyor. Hastanın ameliyatının uyutulmadan yapılmasını sağlıyor. Bakın orada bir ilaç var torbanın içinde. Bir makine vasıtasıyla bu ilacı yavaş yavaş hastaya veriyoruz. Nereye veriyoruz? Şu anda hastamızın belinden yağ alacağız. Ama bu yağı belini inceltmek amacıyla yapmıyoruz. Ciddi bir takım problemleri var ve aldığımız yağ dokusu bu problemlerin çözümünde bize çok yardımcı olacak. Bu işi genel anestezi altında yapabiliriz. Ama genel anestezide hasta çok rahat değil. Çünkü boğazında bir tüp var ve bu tüp yerinden kesinlikle oynamamalı. Onun için genel anestezi altındaki hastayı, yani uyuyan hastayı kımıldatmak oldukça zor. Halbuki burada gördüğünüz gibi şu küçücük iğneyle hiç canını acıtmadan gayet güzel ameliyat yaptığım yeri uyuşturuyorum. Şu anda içeriye bir uyuşturucu şeyler. Ve biraz sonra ben burada ameliyatı kolaylıkla yapacağım. Ve burada işim bittikten sonra hastaya başka bir tarafına dönmesini söyleyeceğim. Ve o taraftaki işlemi de hiç canını acıtmadan yapacağım. Ama bunları yaparken bütün aletlerimiz hazır. Hastaya sadece iğne yapmıyoruz. Aynı zamanda anestezi ekibimiz bu hastaya sedasyon dediğimiz çok ağır sakinleştiriciler veriyor. Ve bu sakinleştiriciler sayesinde hastamız hiç ağrı duymadan ama konuşarak rahat rahat bu işlemi tahammül sınırları içinde karşılayabiliyor. Şimdi hastamıza soralım bakalım. Acaba herhangi bir rahatsızlık duyuyor mu? Ne dersiniz sayın hastamız? Hayır, rahatsızlık duymadım şimdiye kadar. Tabii uykulu hali olduğu için şu anda yarı bilinçli, yarı bilinçsiz cevaplarını veriyor. Ama gördüğünüz gibi nefesini kendi alıyor, gayet rahat. Ve ameliyatın bitiminde de birkaç saat sonra normal elbiselerini giyecek ve yürüyerek evine dönecek. İşte bizim işimiz bu kadar kolay. Teknoloji sayesinde.